Yağız Sabuncuoğlu ve Yılmaz Dirim'le Şifre şimdi başlıyor. Herkese mutlu günler. Saatlerimiz 16.32. Sevgili Yağız Sabuncuoğlu'yla Şifre bu haftada kaldığı yerden devam ediyor. Sorularınız, görüşleriniz ve önerileriniz için Yılmaz Dirim Twitter, Yago Sabuncuoğlu Twitter X adreslerinden bize ulaşabilirsiniz ve yaklaşık bir saat boyunca karşınızda olacağız. Bir saatlik programda dediğim gibi programa ortak olabilirsiniz ve bugün Yağız, sevgili Yağız artık programda, hem geçmiş olsun. Sağ ol. Gerçi seninle çok konuştuk telefonda, programda, hem de yeni yılın tekrar kutlu olsun sevgili Yağız. Çok teşekkür ederim abi. Çok mutluyum geldiğim için buraya. Allah kimsenin sağlığından sağlıkla sınamasın diyelim. Kesinlikle. Tabii çok önemli hastalıkları olan vatandaşlarımız var, arkadaşlarımız var, eşlerimiz, dostlarımız var. Bizimki işin içinde fiziken bir hamle kısıtlığı olduğu için tabii çok kolay değil. Özellikle 3 gün falan böyle arkadaşların ama kolunda. Ama ne kadar zorladı değil mi seni? Ya ben sana açık konuşayım abi. Her uzuvumuzun çok değeri var. Allah yani kesinlikle kararlayıp da vermiş. 2 gün tuvalete gidemedim tek başıma. Ayağa kalkamadım yani. O seviyede. Ayağın üstüne basmaman gerekiyordu. Yardımcı ayak bu sefer çok zorlandı falan filan yani. Çok uzatmayalım mevzuyu ama şükürler olsun bugün buradayım. Hoş geldin diyelim sevgili Yağız. Neyle başlayalım? Çünkü gündem o kadar fazla yoğun ki Süper Lig kaldığı yerden başlıyor. Hakem atamaları, hakemlerin klasman düşürülmesi, yeni hakemlerin isimleri ve en önemlisi de zaten dinleyicilerimiz beklediği transfer haberleri ve bugün senin üst üste vermiş olduğun transfer haberleri var. Dilersen onlarla başlayalım öncelikle. Öncelikle benim için bir gurur. Bu 17 yaşında için olması lazım değil mi? 17 yaşında evet oyuncu Sivasspor'un önemli oyuncusu Yunus Emre Konak net bir şekilde aslında bugün hepimizi mutlu etti. Neden mutlu etti? Biz giderken yarışa gidelim önce. Öyle mi? Sen, tamam hiç girmeyeyim. Hiç programa girmeyeyim. Giderken yarış diyordu Batıkan. Uyardı tamam. Hemen yarış ondan sonra devam ediyoruz. Harika. Yağız Sabuncuoğlu ve Yılmaz Dirim'le Şifre devam ediyor. Saatlerimiz 16.37, yarış arasından sonra Şifre sevgili Yağız Sabuncuoğlu'yla kaldığı yerden devam ediyor. Yağız, söz sende. Evet, az önce başladık, at yarışı arası oldu. Aslında birlikte konuşup istişare edebileceğimiz bir konu çünkü gurur verici bir durum. Premier Lig'de yeni Arda değil mi? Bizim de yeni Arda'mız olacak gibi. Yani mevkiden bağımsız tabii. Büyük gurur. Yaş itibariyle hani Arda'ya yakın olduğu için söylüyorum. Böyle Anadolu insanı gidiyor şimdi değil oraya. Mi? Mesela Arda İstanbul'da yaşıyordu vesaire. Hani daha hani diğer arkadaşlarına göre daha çok şey görerek gitti Madrid'e. Ama Sivas'ta Servet Hoca, yanılıyorsam lütfen düzelt beni abi, İlk o oynattı diye hatırlıyorum. Doğru. Servet Hoca ile başlıyor. Öncelikle hani buradan ayrılmasına rağmen Servet Hoca'ya büyük bir teşekkür gönderelim. Neden dersen, cesur iş bu. 16 yaşında sen sahaya çıkartıyorsun ve bu potansiyeli keşfediyorsun ve bu keşfettiğin potansiyel bugün 150-160 milyon TL gibi bir rakam Sivasspor kasasına sokmak üzere. İyi para. Çok büyük para. Çok büyük para. Yani o yüzden tabii bu paradan öte İngiltere'ye bir oyuncumuz daha gidiyor. Brentford B takımında başlayacak. 3,5 milyon euro artı bonuslar var. Bonuslardan bir tanesi Brentford B takımından A takımına çıkarsa Ekstra bir bonus alacak. Her şey iyi gidiyor şu anda. Tekrar o güzel parlak günlere dönmemiz gerekiyor. Son dönemlerde çok fazla oyuncu gönderdik Avrupa'ya. Bunların devam etmesi lazım. Çünkü ülke futbolunun kurtuluşu, ülke futbol ekonomisinin kurtuluşu da doğrudan buradan geçiyor. Hem ekonominin hem de takımlarımızın altyapıdan gelen oyuncularla öz evlat dediğimiz, bizden dediğimiz çocuklarla yola devam etmemiz hem bütçesel anlamda hem de takım içindeki oyun yapısı anlamıyla gerekli olduğunu düşünüyorum. %100 katılıyorum. Yunus Emre iyi bir örnek. Şu anki mevcut teknik direktörü Bülent Uygun'un da açıklamaları var. Bu yaşıma kadar gördüğüm en yetenekli 30 yıldır izlediğim en yetenekli futbolcu. Evet, evet, evet. En yetenekli, yani profesyonel kariyerindeki en yetenekli futbolcu olduğunu söylüyor. Daha 2006'lı. Yani şu an işlenecek bir elmas. 2006'lı olup 17 yaşında olup 17 maça çıkıp bir de asist yapmak. Bu 17 maçta Brentford'un listesine girip merkez itibariyle söylüyorum. Çok faul yapılan bir bölgede oynuyor. 2 sarı kart görmüş. Faul yapmayı da biliyor.
Yani doğuştan safkan bir yetenek. Kardeşimize hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çok enteresan bir hayat hikayesi var. Ben haberi yaparken de bir yandan... Senin özel haberin, bunu da buradan dinleyicilerimizle paylaşalım. Sevgili Yağız Sabuncuoğlu, daha önce olduğu gibi bugün de bu haberin öncüsü oldu. Estağfurullah abi, sağ olasın. Ama öyle, hakkı da hakkıya teslim etmek lazım. Batman'da Tüpraş'ın sponsor olduğu bir takım var. Batman Tüpraş Spor diye. Hı hı. Orada keşfediyorlar. 2016'da falan, 15-16 gibi orada başlıyor. Ardından Batman'da, yerelde çok önemli işler yapıyor. 1955 Batman altyapısına transfer ediyor oyuncuyu ve bedelsiz bir biçimde. Ardından Batman'da yine önemli işler yapıyor Yunus Emre Konak ve gelinen noktada Sivasspor altyapısını alıyor. Altyapısına aldığı 2018-2019 sezonunda aldığı oyuncuyu 2-3 sezon içinde Brentford'a satıyor. Bu başarı hikayesidir. Güzel hikaye ve güzel başarı hikayesi. %100. %100. Çok enteresan. İnsanın içini, gururunu... Ya ben çok mutlu oldum açıkçası. Yalan söylemeyeyim. Yani bir Türk genci 17 yaşında Batman'da yerelde oynuyor. Amatörden yükseliyor. Batman'da profesyonel futbolcu oluyor. Daha sonra Sivasspor altyapısına gidiyor. Sonra da bugün Brentford yolcusu olacak. Şimdi İngiltere vize işlemleri falan başlayacak. Çok güzel, çok güzel gerçekten. Şimdi bu küçük gençlerimizi de, çocuklarımızı da heveslendiren bir olay oluyor. Hı-hı. Arda ile başlayan, ki bizim özellikle altyapılara hiç önem vermediğimiz, önemli altyapıya bakmadığımız dönemlerden geçiyoruz. Konuşurken en çok konuştuğumuz şey altyapılar deyip, yeni gelişen oyuncular deyip ama bunların üzerinde hiç durmadığımız kısım. Bugün baktığımızda Arda'nın, hani yaş itibariyle söylüyorum, şu anda Arda ile başlayan ve Yunus'la devam eden güzel bir serüvendir diyorum. Altyapıdaki çocukların için de bir hedef olarak görünebilir. O yaşlarda başlayıp bu yaşlara geldiğinizde bir yerlerde olabilme şansını çok yüksek. Yani şöyle, biz hep söylüyoruz abi, futbolculuk zor iş. Çok zor arkadaşlarım iş. Yani kısa bir dönem oynarken, aslında kısa bir dönem yapılıyor ama çok zor iş. Her sabah antrenmana çık, kamplara git. Tabii. Tatili, yani ne kadar tatilin var? Çok, mesela bu devre arasında kaç futbolcu ne kadar tatil yapıyor? Üçer gün izin verildi mesela yani. Çoğu takımda ortalama 3-4 gün arası diyeyim. Çok şeyden feragat ediyorsun. Şu an böyle şeyi duyar gibiyim. Ya tamam, zor da dünya para kazanıyorlar. Hepsi kazanmıyor ama. Buna endeksli olarak bakarsan hepsi kazanmıyor abi. 6-7 yaşında futbola başlıyorsun. 18-20 yaş arasından sonra olup olmayacağın belli oluyor aşağı yukarı. Ya da hangi klasmanda olacağın. O güne kadar Ronaldo da aynı şeyleri yapıyor. Yani atıyorum Arda Turan da aynı şey yapıyor. Emre Belözoğlu da aynı şey yapıyor. Veya işte aklına kim gelirse Arda Güler de aynı şey yapıyor. Kesinlikle. Hal böyle de olunca ne oluyor? Kimisi oluyor, kimisi olmuyor. Benim çok arkadaşım var etrafımda, çok 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 yetenekli olup da futbolcu olamayıp o yolda çok ciddi efor sarf edip de bugün, yani bu ayıp bir şey diye demiyorum ama, kahvede oturup arkadaşlarıyla tavla atıyor. İşi yok çünkü. Çünkü geçmiş. Artık yaşı da geçmiş. Futbol adamış kendisine. İşte balda kulüp bulursa buluyor. Yani aslında çok da bir kumar artık, yani bir risk. Günü kurtarmaya yönelik oluyor bundan sonraki hamleleri. Tabii şöyle diyelim, Yunus Emre'ye de Premier Lig'de başarılar. Umarım istediğini bulur. Umarım güzel sonuçların hikayesi. Uzun yıllarda Türk futbolunu orada genç yetenek, hani ben de çok severim bu tarz genç yeteneklerinin ön planda tutulmasını takımların içinde. En az bu yaşlarda ya da bu yaşlara yakın yaşlarda oyuncuların yer alması. Yer almıyorsa da yedek kulübesinde olması. Hı hı. Olmuyorsa da takımla birlikte çalışmalara katılması bile o çocuklar için büyük bir özgüvendir. Bunu da buradan söylemek isterim açıkçası. Başka bir transfer haberlerine geçelim mi yavaş? Geçelim abi. Sivasspor'la ilgili Bülent Hoca'nın gelişi Sivasspor'da ne yapar? Onu da sorayım. Valla çok kestiremiyorum. Uzun süredir ayrı kalmıştı. Bir ara işte bir Arabistan olayı olmuştu, hatırlıyorsun, oraya gitmişti. Orada sonra tekrar teknik direktörlük noktasında faal çalışmamıştı. Aralarda böyle bazı takımlar oldu. Onlar hani hata yapmamak adına sayarsan daha iyi olur abi. Ama genele baktığın zaman bir bekleyip görmek lazım. Şimdi Bülent Uygun ve Sivasspor ilişkisi, ben lise dönemindeydim o zaman. Çok başka bir ilişki yani, orası artık. Tarih yazdılar. Evet. Tamam, evet. Şampiyonluğun belki kıyısından dönülmüş Sivasspor. Kıyısından dönüldü. Şampiyon olunmadı. Hepsi kabul. Ama çok büyük işler yaptı. Şimdi bu tarz, açıkçası Sivasspor'da
5 tane isim say desen tarihinde efsane, bir Bülent Uygun'u da koyarsın oraya. Hayal edilemeyecek başarılar yakalanmasına direkt olarak etkisi oldu. Hatırla abi, o dönemden sonra Sivas Spor'dan ayrılıp da başarılı olan bir oyuncu olmadı. Musa vardı, Aydın. Musa Aydın kanatta 7 numara. Abdurrahman Dereli vardı. Abdurrahman Dereli çok severim. Hayrettin vardı. Hayrettin vardı. Mesela neredeler? Yoklar. Demek ki o bir sistem. O bir antrenör başarısıymış. Yönetim başarısıymış. Ki o dönem çok iyi biliyorum. Faal çalıştığım için ve Sivas'la çok haşır neşir olduğum için Sivas Spor Kulübü'yle. O dönemki başarı, o saydığımız isimlerin de Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor gibi takımların da radarına girmesine şüphesiz oldu. Ama işte devamlılıkları olmadı. Ben mesela sana 2008-2009 Sivasspor kadrosunu açayım, ikinci bitiren. Ali Şaşal Vural. Şu anda mesela hala Süper Lig'de oynuyor. Eskişehir çıkışlı Sivasspor'da. Hani eskilerden, o dönem 17 yaşında, gençmiş mesela. Genele bakıyorsun kimler var diye. Çok özür diliyorum bu arada. Bir ekrandan gitti. Mehmet Yıldız mesela, hatırladım. Mehmet Yıldız. Hervetum. Şöyle söyleyeyim sana, sözünü unutma. Mehmet Yıldız Nişantaşı'nda bir restoranda birlikte oturduk. Çok iç içe olduğum için söylüyorum. O dönemki transferler de böyle oluyordu işte bak. Ne yapıyor, ben çok merak ediyorum. Şöyle, ben onu geçen bir yerde gördüm. Birçok şeyi bırakmış ama yine futbolun içinde. Daha çok ailesiyle vakit geçirmek istiyor. Mehmet Yıldız o dönem Nişantaşı'nda bir restoranda otururken Galatasaray'dan gelecek teklifi yan yana bekliyorduk biz. Bugün senin bu artık verdiğin haberler, tabii o dönemde sosyal medya yoktu. Biz telefonla beklerdik ki şirketimize haberi verelim diye, ama Mehmet Yıldız'ı alıp senin bünyenin altında tutup bir yerde transfer görüşmesi yapılabiliyorsa haberi ilk alan kişi biz oluyorduk o dönemde. Ki Galatasaray'ın kapısından döndü. Değil mi? Şimdi, çok enteresan bir oyuncuydu. Benim küçük dayıma benziyor bu arada. Ben hep yıkılmaz. Ne zaman görsem aktif olarak da çok benziyordu. Yıkılmazdı. Durduramazdın. Ha, güçten durduramazdın. Belki hızdan değil ama güçten durduramazdın. Bugün öyle bir profil çıksa ilk senesinde Avrupa yapar. O dönem çok geçirgenlik yoktu. Yani bizim ülkemiz iyi bir CV hani değildi. Bugün bakıyorum kimle eşdeğerliği değerleyebilirim, bulamıyorum. Yani Sergei Jehua geldi ondan sonra. Ona bile Mehmet Yıldız gibi diyordum ben. Yani bir döneme damga vurdu. Hatırla o dönem. Kadroya bak abi. İbrahim Dağışan, Sezer Badur, Murat Erdoğan, Tevfik Altındağ, Mehmet Yıldız, Hervetum, Pini Balili, Petkoviç, Bilika, Hayrettin Yerlikaya, Balili, Murat Sözgelmez. Ya Balili, inanılmaz ya. Yani. Orta sahadan alır bir gidişi olurdu ya. O hani kaleciyle direkt temas, orta sahadan aldı topla. Kimseyi dinlemeden giderdi. Yani çok başkaydı ya Sivas Spor'u çok, dönem. Çok enteresandı yani. Hiç unutmam. Çok enteresan maçlar geçirmişlerdi, oynamışlardı ki, lige. Şunu da söyleyeyim sana. Acayip renk katmışlardı. Sevgili Yaz, Sivas Spor deplasmanına giden hocalar, takımlar. Hani biz hep şey deriz ya, hocalar sezon başında tahtalara yazarlar. Hı hı. 3 puan, 2 puan, 1 puan karşılıklı, böyle otomatik bir, hani kendi kafalarında sezonu oynarlar. Sivas Spor maçlarında kimse karşılığında 3 puan yazamazdı. Çünkü Sivas Spor o dönem bir ekol yaratıyordu yani. Bakma, hani bunu geçmiş dönemde Eskişehir Spor da yaptı. Kocaeli deplasmanları. Bursa Spor yaptı. Bursa Spor. Titrerdin yani gittiğin kesinlikle zaman. Kesinlikle. Hani bu işte belki de ülkenin futbol kaderini değiştiren kırılma anı bu oldu. Mesela bugünün Adana Demirspor'u diyeceğim ama sezonun ilk yarısındaki Adana Demirspor'u diyeceğim. Yani Adana Demirspor, evet. Ya Adana Demirspor zaten bir üst eşeğe çıksa şampiyonluğa oynayacak seviyeye getirdi takımı. Ama işte kolay değil. Şu anki ülke ekonomisinde kolay değil bunlar. Yani direkt olarak dışarıyla bağımlısın. Yani euro ile transfer yapıyorsun. Kolay değil kesinlikle bu işler. Kulüp yönetmek çok zor. Devlet birçok yardım yapıyor. İşte bakanlık keza kulüplerimizin arkasında durmaya çalışıyor. Yayın ihalesini şimdi yükseltip kulüplere tekrar o döndürülebilir. Denk bütçeye ulaştıralım. Ki denk bütçeye ulaşmak büyük takımlarda çok mümkün olan şeyler değil ama en azından eskiye göre daha iyi bir ekonomisi olsun kulüplerimizin. Ahmet Seyfi Şen demiş ki, abiler selamlar, iyi yayınlar. Yazıda hoş geldin diyelim. Hoş geçmiş olsun demiş. Sivas Spor taraftarı artık tribün deki yerini alması gerekir demiş. Ki Sivas Spor son yıllarda en çok dert yandığı taraf burasıydı. Yani şöyle bilmiyorum, enteresan şeyler oluyor.
Rıza Hoca'yla yollar ayrılmıştı hatırlıyorsun. Hı-hı. Ardından birçok isim geçmişti. Servet Hoca geldi. Şimdi Bülent Hoca geldi. Tekrar ayağa kalkması gerekiyor. Bülent Hoca'nın gelişi bunu sağlayabilir diyelim. Sevgili Yağız, kısa bir reklam arası, sonra devam edelim. Yağız Sabuncuoğlu ve Yılmaz Girim'le Şifre devam ediyor. Evet, yeşil koltuk diyeceğim. Şifre. Ya şimdi gün içinde, hafta içinde başka programlarda yapınca İşin zor abi. Batıkan da gülüyor oradan bana. Yeşil koltuk da bizim, şifre de bizim. Şifre sevgili Yağız Sabuncuoğlu'yla devam ediyor. Yağız, Sivas'tan atlayalım, Adana Demirspor'a geçmiştik. Geçelim. Reklamlarda. Şimdi Murat Başkan'ın bazı paylaşımları var. Hani dilinin kemiği olmaz derler ya. Ne diyeceksin buna? Yani hemen çat diye cevap veriyor Murat Başkan. Olsun. Buradan şahsına... Aslında severim ben böyle yöneticileri, tabii, biliyor musun? Tabii tabii. Şahsına münasır. Evet. Çok özel birisi. Yani ben çok hem seviyorum hem de çok gülüyorum. Murat Başkan Twitter'da öyle aldığım paralardan utanmayın ya falan diye. Ama hiçbir zaman yalan söylemedi bana, biliyor musun? Ne zaman arasam, bak, Leküp gazetesi değil mi? Leküp ne demek? Leküp demek dünyanın, doğru haber demek, güven demek. Bir numaralı gazetecilerin. Gravion takımdan ayrılıyor. Sözleşmesini tek taraflı feshetti diye haber yaptılar. Başkan aradı değil mi? Başkanım böyle, yo yalan dedi. Allah Allah dedim herhalde, hani ben o haberi burada sunduğumda Ercan abiyle işte yeşil koltuktaydık. Evet. Ben o haberi sunduğumda Leküp deyince Ercan abi diyor ki, aa dedi, olabilir mi dedi Yılmaz, hani Leküp yalan yazmaz diye söylüyorum diye düşünüyorum dedi. Başkanı aradım, dedi ki, Yağız dedi, doğru değil bu haber. Dedim, gerçekten başkanım. Evet. Girdim habere. Başkan haklı çıktı. Böyle güvenilir olmak kolay değildir. Birkaç gün geçti, Embaya Niyang. Her yer son dakika. Evet. Sözleşmesini tek taraflı feshetti. Aradım, başkanım. Bu da mı doğru değil? Değil Yağız dedi, parasını yatırdık ödedik. Ben sana niye yapıyorlar bunu söyleyeyim ya, yabancı oyuncular. Faturaları paylaşmış. Yabancı oyuncular geliyorlar abi, bize de söylüyorlar zaman bu tarz işleri. Yapın bu haberleri. Oyuncuyu çıkar, bizi ilgilendirmez. İşte bu arka kapı. Bizi ilgilendirmez. Bak bu... koskoca Leküp, Mbaye Niyang'la Gravion'un sözleşme fesi iddialarına şey yaptı. Ön ayak oldu. Feshetti diye haber yaptı. Tamam, belki o noktada işte paralar ödendi vesaire falan filan diyebilirler ama feshetti nedir biliyor musun? Birisi öldü demekle aynı. Geri dönüşü yok ki. Bir sözleşmeyi feshettikten sonra nasıl geri döneceksin? Kulübünde kaldı şu an Gravion. Mbaye de kaldı. Evet. Ama ben sana söyleyeyim, Mbaye kalmayacak, gidecek. Satış listesinde zaten. Başkan bu saatten sonra olmaz. Gelecek teklifleri dört gözle bekliyorum dedi. Var bir tane teklif Fransa'dan. Biraz şekillensin, onu belki önümüzdeki program söyleriz ama Fransa'dan var Mbaye Niyang'a resim. Başkan diyor ki, bak şimdi dinleyicilerimiz belki bilmeyebilir, biz biliyoruz ama yalan söylüyorsun. 1 euro alacağın yok, alacağın olsaydı sözleşmeni feshedip gidebilirdin. Bu arada orada haklı. Evet. Eğer yabancı oyuncularda biraz daha çok işliyor bu süreç. Eğer FIFA nezdinde bir kontratın varsa... Tam süresini, şimdi yanlış bir bilgi vermeyelim izleyicilerimize ama belli bir süre maaş alamazsan tek taraflı feshedip ayrılabiliyorsun. O süre ne kadar belli mi? Bir bakayım abi ona istiyorsan. Ben de bu taraftan devam edeyim. O yüzden gitmek istediğini söyleyince bonservisini getir git dedik. Uğurlar ola, dört gözle tekliflerini bekliyoruz demiş Niyank için sevgili başkanımız Murat Sancak. Ki... Niyank'ın da dün Fransız basına yaptığı açıklamada, beni zorlayan bazı ödeme sorunları var. Bazı gecikmeleri kabul edebilirsiniz ama bu 4 aya kadar uzadı. Bir kısmını halletmiş olsalar bile bu benim sahaya odaklanmamı engelliyor. Şimdi iki taraflı ayak bu sevgili Yaz. Baktığın zaman futbolcu da haklı. Bugünkü mali tablolara baktığınız zaman kulüp de başkan da haklı. 3 ay abi. 3 ay mı? Üst üste bir kulüp 3 ay maaş ödemezse oyuncu tarafı haklı fesihi elde eder. Burada FIFA şey ve kas yargılamaları zaman, kapsamında ortaya çıkan içtihatlar anlamında söylüyorum ben. Evet. Ya Murat Başkan'ın da işi zor ama dönüp dolaşıp sevgili Yaz, geldiğimiz nokta şu oluyor bence. Şimdi Galatasaray'a da geçtiğimizde, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta da, bugün Beşiktaş'ın içinden çıkılmaz bir transfer politikası var. Yani nasıl halledecekler bu kadar sorunu bilmiyorum ama onlara da Allah yardım etsin diyelim. Şüphesiz. Adana Demirspor sezon başında Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray kadar konuşuldu transferlerde. Evet. Ama geldiğimiz noktada
bir adım daha atsanız ya kulübü daha zor anlara, yerlere götüreceksiniz. Ama bugün geldiğiniz nokta, Murat Başkan yine elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Yani şu an bir küçülme var orada. Ben sana onu söyleyeyim abi. Birçok takımda da olacak bu dakika. Olmak zorunda bu. Bizim hep konuştuğumuz seninle bu denk bütçe olayında Kasımpaşa dışında ekonomisi düzgün, evet, takım yok. Yok yani, hani bu gerçek. 2-2-4, bir de Sivasspor gelir arkasından. Daha düzenli anlamda yönetmen Mecnun Başkan da bu anlamda çok hassas. İnanılmazdır, inanılmaz. Çok hassas. Yani kulübü borca sokmadan devam etmek. Düşme potasında olmayı bile göze aldılar kulübü borçlandırmamak adına. Hı hı. Yani normal. Normal. Çünkü neden dersen kulüp borçlanınca bir daha geri dönüş olmuyor. Bak Eskişehir, ben Eskişehirliyim. Eskişehir Spor taraftarıyım aynı zamanda, ama bak bir kere borçlandı. Mesela 70-80 milyonlar, 100 milyonlar derken bugün 300 milyon TL'ye yakın bir borçla bölgesel amatör lige düştü. Yani onun önünü alamazsan uçup gidiyor. Kapanmaya kadar borcu varıyor. Borcu borçla kapatmaya çalışırsan, olmaz. Bir olmaz. Taraftan da borç yapmaya devam edersen olmuyor. Bunlar çünkü 24 saat, yani canlı organizmalar kulüpler. Hani şey değil ki bu, böyle bir tüzel kişilik, yani şirket gibi yönetemezsin ki bu kulübü. Sen bir borç batağına battığın zaman atıyorum şirkette iflas edersin, konkordat olur vesaire vesaire. Bir tane, şimdi çok da uzmanlık alanımız olmayan yerlere girmeyelim ama kulüpte öyle bir şey yok ki, sahaya çıkamıyorsun. Borçsuzluk kağıdı almazsan transfer yasağı yiyorsun. Transfer puan silme kapanıyor. Oluyor. Yani senin doğrudan sağ dışında yapamadıkların doğrudan sağ içini etkiliyor. Bugün Süper Lig'de Kayseri Spor tahtası kapandı. Samsun Spor'un tahtası kapandı ki bu devam edecek. Tabii canım, sık sık tahta kapanmaları görürüz. Bir süreden sonra haber değeri taşımayacak artık. Normalleşecek değil mi? Doğru söylüyorsun. Bence şu an normalleşti gibi bile. Normal. Ben bazen haber yapıyorum mesela, kimse bakmıyor bile yani. Normalleşmemesi. Böyle cevap gelmiyor. Sitelerin umurunda değil falan yani. Özgür Akay demiş ki dünyanın en güzel yeri Antalya'dan selamlar. Şimdi yavaş yavaş Fenerbahçe'ye de geçelim. Geçelim. Çünkü onunla ilgili bir haber. Hepsine geçelim. Umut Nayir kiralık olarak gidecekse inşallah Antalya'mıza gelir demiş. Gider mi? İsteyenlerden biri Antalya. Olur mu? Yani olur muyu zaman gösterir. Çünkü 5 tane Süper Lig'den 2 de yurt dışından teklif var kiralık. Olur mu? Yani oynayacağı yere gitmek istiyor. Kim oynatırsa o olur. Mehmet Yıldız bir zamanlar Gökhan Bozkaya ile birlikte Antalya'da oynadı demiş. Gökhan Bozkaya da kendine yazık eden futbolculardan biridir ki çok severim Gökhan Bozkaya. O da bir dönem Fenerbahçe'nin altyapısından geldi. Şu an Fenerbahçe kadın futbol takımının başında. Sivas Spor'da çok emeği geçti. Çok emeği oldu. Evet, o da kendine çok yazık eden oyunculardan biri diye düşünüyorum. Bunun için yanına Güran Gürsoy geldi mesela. Ha, Güran Gürsoy'u da hatırlarım. Evet. Sol kanat, sol çizgiyi de. O da demiş. Mayıslar bizim demiş ki abi kurtuluş gençlerde diyoruz ama bugün Fenerbahçe'de Ciku ve Beko yokken Yusuf Ayşe veya Galatasaray'da Şaşabuya yokken de Ali hiç akla gelmiyor. Çok mantıklı bu, çok doğru. Ali Turap'tan ama, bahsediyor herhalde. Muhtemelen Ali Turap'tan ama. Yusuf Akçiçek. Işte, şimdi Ciku hata yaptığı zaman görmeyebilirsiniz. Ya da Beşiktaş derbisinde Ciku'nun yaptığı hata Yusuf yapsa bugün Yusuf'un esamesi okunmuyordu. Tabii. Doğru zaman, doğru oyuncuyu doğru zamanda oynatmak en önemlisi. Bak dün hepimiz ekran başına kilitlendik. Arda'yı bekledik değil mi? Ya 90 dakika bize kaylarını izlettiler. Yani görüntüde göreceğim diye ben var ya. Aynen. Yani. Ama işte bu şey nefsi terbiye yani. Hani bir tane tweet görmüştüm şimdi kimin hatırlamıyorum, hani af buyursun. Hani şey çalıyor gibi olmayalım da nefsini terbiye ediyor Ancelotti Arda Güler'in diye. Ama bu da çok önemlidir bak. Sabrı geliştiriyor. Şimdi kupa maçları var. Büyük ihtimalle oynatacak onda. Tabii oynatacak ama tabii bizim bütün Türkiye dün kilitlendi zaten. Ya Real Madrid saat dışına kurdum ben. Ya benim oğlum okula gidecekti. Baba gitmesem hani olur mu, biraz daha geç uyusam mı dedik ama Batıkan tabii ki yarış diyor. Hadi gidelim. Yağız Sabuncuoğlu ve Yılmaz Dirim'le Şifre devam ediyor. Sevgili Yağız Sabuncuoğlu'yla Şifre kaldığı yerden devam ediyor. Yağız, gelen soruları da eritmek isterim. Abi selamlar. Yağız'a sorar mısın? Fenerbahçe'ye gelecek ve gideceklerdeki son durum nedir? Kesinleşen transfer var mı demiş Kerem Taşdelen. Kesinleşen transfer yok. Öyle bir girdin ki. Kesinleşmeyi bekleyen transfer var mı? Kesinleşmeyi bekleyen transfer o da yok. Devre arası zordur ya. Transfer yapmak ve yaptığınız transferi takıma hani
çok az hatırlıyorum ben devre arasında yapıp da takımda katkı sağlayabilecek oyuncu sayısı. Bir Nobre aklıma geliyor. Ernst. Ernst Beşiktaş'ta. Yusuf Şimşek. Yusuf Şimşek. Başka Nobre'yi söyledin. Nobre'yi söyledim ki Nobre zaten o dönem Fenerbahçe şampiyonluğu getirdi. Hani çok nadirdir bu devre arası transferi. Tabii canım bak 10 aslında. Risk. 10 sayamıyoruz. Tabii canım risktir. Devo demiş ki. Devo devrim falan. Evet. Devo devrim. Devo. Merhabalar, iyi yayınlar abiler demiş. Yağız abi, stoperde liste başının Savic olduğu söylendi. Fakat transfer market verilene göre sakatlık geçmişi bayağı bir kabarık. Bu nedenle Savic'in yanına kesinlikle bir stoper transferi daha yapılacak diyebilir miyiz? Demiş Savic'in yanına derken, Savic zaten Ciku ile Bekano'nun yanına transfer ediliyor. Savic'in yanına da ekstra bir transfer daha mı lazım? Savic'in yanına ekstra bir transfer daha mı lazım? Bence değil. Ama Türk stoper olabilir. Ama bu Türk stoper kim olur? Çok fazla da aslında seçenek yok. Var mı bilmiyorum. Yani aklına geliyor mu? Samet var elinde. Samet gidiyor. Oraya gideceğim zaten. Samet bilerek söylüyorum bunu sana. Biliyorum, biliyorum. İşte tecrübe böyle bir şey. Böyle ara pas veriyor Yılmaz abi. Siz tabii görmüyorsunuz bunları. Ben görüyorum. Gidiyor. Nereye gidiyor peki? Gent ilgileniyor. Menajerle görüşüyor. Bugün hatta toplantı yaptılar kulüpte. Menajeriyle beraber artık bir rota çizilecek. Gent istiyor ama Gent'in listesinde bir oyuncu daha varmış. Gent'ten öğrendim. Hı hı. 20'li yaşlarda bir oyuncu. Acaba geleceğe yatırım yapalım yoksa doğrudan gelip oyuncak adam mı alalım durumundalar şu o an. O zaman bizim mi görmediğimiz onlar başka göre ya da onların yok, farklı bir gördüğünü biz mi göremiyoruz? Adana Demirspor performansını hatırlıyorsun. Hı hı. O tarz takımların hepsinde çok başarılı olur Samet. Yani oyunu ön alanda oynayan dörtlü şampiyonlu oynayan takımların bence şüphesiz çoğunda etkisiz olur gibi geliyor bana. Yaslanmayan, ön alanda oynayan. Çünkü çok 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 önemli işleri olsa da, yani işleri derken özellik anlamında bahsediyorum. Hı hı. Ama gelen hatlarıyla da sakar bir stoper. Yani karar mekanizması çok hızlı işlemiyor. Ama bir de çok üst düzey gösterdiği performanslar var Samet'in. Ama şimdi biz izlerken milli takım, milli takımda yaptıkları, Adana Demirspor'da yaptıkları. Ama şimdi yanlış anlama, bir sene önce ikincilikten geldi. Fenerbahçe taraftarı izlerken, milli takımdaki herkes izlerken, hani her an bir hata yapabilecek de takımını zor duruma düşürecekmiş gibi. Yani o da bir panik midir ya da stresi midir ya da üzerindeki baskı mıdır Yaz? Ben şeyle görüştüm. Neydi onun adı? Neydi? Eski bir hocasıyla görüştüm. Hı hı. Hatta şunu söyleyeyim ben sana. Özhan Pulat eski hocası da. Evet. Adını da verelim Özhan Hoca'ya da selam olsun. Dünyanın en özgüvenli futbolcusu olabilir diyor şey için, Samet için. Niye dedim? Ya özgüven olmasa hani yetenek setiyle buralara gelemeyebilirdi dedi. Özgüveniyle buralara geldi dedi. Fizik de iyi. Özgüven de yüksek. Ama bazen her düşündüğünü yapmamak lazım. Çünkü beyin ister, ayak onu hükmettiği kadar onları yapabilirsin. Şimdi 40 metreye uzun top at dese beynin sana, atamayabilirsin. Tabii canım, atamazsın. Yani bu işin pek bir özgüvenle alakası yok. Özgüven nedir? Çok yeteneklisindir. Özgüven senin yükselmende etkili olur. Daha da daha yükselen bir oyuncu olursun. Ne bileyim işte, bir güvenle çıkıyorsan maça 3 güvenle çıkarsın. 8'lik oyuncağına 10'luk oynarsın. Özgüven buna etkiler. Özgüven yeteneğe bir etki etmez. O zaman burada Fenerbahçe'nin stoper hattına kesin transferi kesin var. Kesin. Beka bugün bu arada sahaya çıktı. Beka, hı hı. Hani sahaya çıkması yanıltmasın insanlar, yani hafta sonu falan oynamaz. Daha çok var. Daha var yani. Var. Sahaya çıkmak demek, oynamak ne kadar demek daha değil. Sürer? Bir iki hafta daha böyle devam eder. Ama sahaya inmesi büyük gelişme. Peki bugün Ciko'nun defans hattında da Osayi'nin olmadığını düşünürsek. Mert oynayacak mecbur. Ya mecbur değil yani, Mert oynayacak. Elinizde Serdar Aziz var. Mert, Serdar Aziz, Jayden, Ferdi olur. Samet gözden çıkarılmış artık Samet. Ya Samet bu arada Gent işi olmasa da Süper Lig'den 4 teklif var şu an. Samet kesin gidecek. Samet'le Umut Nayır ayrılıyor. Hemen Umut Nayır diyelim o zaman. O da milli takım şampiyonası, ki senin bugün çok önemli haberlerin var sevgili Yaz. Özel diye Umut Nayır A milli takımın şampiyon kadrosunda yer almak için Fenerbahçe yönetimiyle görüşme yaptı ve kiralık olarak takımdan ayrılmak için izin istedi. Bu istek yönetim tarafından kabul edildi demişsin bugün. 2 saat önce. Önemli bir haber. Ayrılmak istiyor. Toplantı yaptılar.
kulüpte. Şu an kulüp arıyorlar. Benim duyduğum 5 Süper Lig, 2 de yurt dışından kiralama teklifi var. Yani menajerine ulaşan, durumunu soran diyeyim. Şu anda zaten Umut Nayır bir de şey, oyun tarzı, oyun stili, Fenerbahçe'ye gelmeden önceki CV'si, bunlar onun transfer olmasını kolaylaştıran şeyler. Şimdi CV, milli takımda oynuyor. CV bir tarafa, elinizde Dzeko varken, yanında Başuay varken Umut Nayır'ın ne kadar bu takımda süre bulacağını açıkçası merak ediyordum. Zaten sezon başında yapılırken de bu transferin gerçekleşmesi sırasında da hemen hemen aynı ifadeleri kullandım sevgili yaz. Baktığınız zaman doğru bir karar olur. Hem Umut Nayır adına planladığı yol haritası anlamında, hem de Fenerbahçe adına diye düşünüyorum. Yani Umut Nayır gelirken de aslında benzer tereddütler içindeydi. Çünkü Umut Nayır şöyle bir oyuncu değil. Ben oynayayım, oynamayayım, umurumda değil, paramı alır yatarım diyen bir oyuncu değil. Öyle bir çocuk çok değil. Çok kaliteli, çok karakterli, çok profesyonel bir oyuncu. Bak bu kadar yarım yarım dönem dayanabildi oynamamaya. Yani bu çok düzgün bir duruş. Bu bütün Süper Lig'deki parasını, yani özür diliyorum, bizim belki şeyimiz değil ama hak etmeden, yani bunu tırnak içinde söyleyeyim, alan oyunculara bir örnek olmalı bu. Mesela ben Mert Hakan'ın yerinde olsam gidip yönetime ben de gidip bir yerde oynayabileceğim bir yerde yer almak istiyorum. Ya da o takımda olmak istiyorum. Mert Hakan'la ilgili bir gelişme var mı? Sivasspor'un istediğini biliyorum. Başakşehir'in temasta olduğunu biliyorum Mert Hakan'ın ama. Yani zaten sözleşmesi bitiyor diye biliyorum. Yanlış mı biliyorum? En son baktığımda öyleydi durum. Bir sene daha olması olabilir mi sanki sevgili Aras? Bir bakalım, geldiğinde 4 yıllık kontrat, 15 milyon TL net maaşı artı imza parası vardı. Hı hı. Ama şu an için nedir durum? Büyük umutlarla geldi aslında da, yani Mert Hakan'ın Fenerbahçe'deki geliş amacı bugünkü amacıyla çok aynı değil. Yani şöyle, geliş amacından sebep aslında doğrudan şunu söylememiz lazım. Yıldız olarak geldi. Tabii 30 Haziran 2024'te bitiyormuş, doğru. Yıldız olarak geldi ancak şu an yıldız olarak gitmiyor. Gönderilmesi istenen bir oyuncu olarak gidiyor. Reklama mı gidiyoruz? Reklam. Hadi gidelim. Batıkan uyardı bir ligine. Reklam diyelim, ondan sonra devam edelim. Yağız Sabuncuoğlu ve Yılmaz Dirim'le Şifre devam ediyor. Şifre sevgili Yağız Sabuncuoğlu'yla kaldığı yerden devam ediyor. Yağız, Beste Kocaoğlu Antalya'dan sevgiler saygılar diyelim. Hemen hemen her programımıza Beste Hanım konuk oluyor ve sorduğu sorular oluyor. Buyur. Şöyle demiş: İyi yayınlar Yağız Bey, geçmiş olsun tekrardan. Anadolu kulüplerinin zaman zaman parlamalarına rağmen sürdürülebilir bir başarı gösterememesi ve artık korkulan deplasmanlar olmamalarının bence bir sebebi de takımdaki oyuncu sirkülasyonun hızlı ve çok olmasından dolayı demiş. Kulüp kültürü, aidiyet ve takım ruhu eskisi gibi değil maalesef Anadolu takımlarında demiş Beste Kocaoğlu. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? İmza atabiliyor muyuz altına? Değil mi? Güzel, doğru abi. Doğru, evet, soru. Çok doğru analiz yapmış. Beste Hanım'a teşekkür ediyoruz. Programdan takibinden dolayıydı, birkaç kez daha evet soru da gelmişti. Doğru söylüyor yani. Bunun üzerine çok bir şey söylenir mi? Emin olamadım. Antalya'ya da tekrardan selamlar diyelim. Sevgili abim de orada yaşıyor, Konya altında. Ona da buradan kucak dolusu ümit dilime sevgiler, saygılar diyelim. Halil Demir demiş ki abi selamlar. Bakasetas, Beşiktaş haberlerinin aslı var mı demiş ki, bugün çokça gördük sevgili Yağız bu haberleri. Aslı var yok bilmiyorum ama. Olmalı mı ya da olur mu? Ağustos'ta kesin olmalı canım. Sezon sonu biten bir sözleşme. Seviye atlatır Beşiktaş'a. Öyle mi? Bence ben, ama benim belki de kayırıyor olabilirim adamı ama Bakasetas benim özel ilgilendiğim, çok sevdiğim oyunculardan biri. Çok da beğendiğim oyunculardan biri. Mevkisi itibariyle de çok rahat skor yapabilen de biri. Her maç Fenerbahçe'ye gol atıyor. Ondan dolayı da yani biliyorsun abi, çok yakinen de takip ettik Fenerbahçe muhabili dönemimizde. Ama şöyle bir durum var. Bence bedava gelecekse, ki Trabzonspor niye bedava versin? Vermez. Vermemesi de lazım. Ama şöyle 1-2 milyon euro diyelim. Hani atıyorum kafadan şu an rakam anlamında. 1,5 milyon euro konuşulmuş. Sezon sonu para almadan gideceğini düşünürseniz. 1,5 milyon euro gayet iyi para bence. Ama ezeli rakiplerinden birine verir misin? O biraz soru işareti. Mesela Samet konusunda da şöyle bir durum var. Fenerbahçe Süper Lig'e gitsin istemiyor.
Ya tabii ki de mecbur kalırsa gidecek. Bu demek değildir ki Süper Lig olmayacak. Ama diyor ki Avrupa'dan teklif varsa orayı zorlayalım. Öncelik orayı yapalım. Öncelik. Tabii. Fatih Hoca ile ismi anıldı Bakasetas'ın. Fatih Hoca istiyor. Kendi de açıklandı. Ama şu an için resmi anlamda bitti diye bir durum çok bahsedilemez. Diyelim o zaman Galatasaray, Fenerbahçe ile ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? Çünkü daha aslında konuşacak çok şey var. Başşuay'ın durumu, Zayiş'in durumu. Baktığın zaman Mert Hakan Yandaş'ı konuştuk. Ki önünüzde İstanbul Spor maçı var. Birçok cezalı sakatınız var. Fenerbahçe'de son bunlarla ilgili bir dakika bilgin ya da paylaşmak istediğin bir şey var mı? Yani Batu Şahide, Zayt'sı da teklif gelmesi halinde elden çıkarmak istiyor. Fenerbahçe'nin uzun vadede, orta, kısa vadede, hiçbir vadede düşünmediği oyunculardan biri. Ama özellikle Zayt noktasında ben temsilcisiyle konuştum. Yani biz diyor, bizim kontratımız var. Yani sadece Fenerbahçe istemezse olacak iş değil bu diyor. Tabii bizimle nasıl bir karar vereceğini yani diyor. Yani burada diyor biz daha yeni 3 sene kontrat imzaladık diyor. Elinizi kolunuzu bağlayan kontratlar. Tamam diyor, Fenerbahçe bizi istemesin. Ki şu an bize öyle gelen bir durum yok diyor ama gelir yakında. Fenerbahçe düşünmüyor çünkü. Çünkü hayal kırıklığı oldu. İsmail Hoca 2 ay kamp yapmayan bir önceki performansından sebep Zayt'sa kefil oldu. İsmail Hoca'yı ya, utandırdı. Çok enteresan. Yani kusura bakmasın, İsmail Hoca'yı hayal kırıklığına uğrattı. Sevgili Yaz, bugün de söyleyeceğim. Mia'nın transferinin tekrar olmasının yanlış hamle olduğunu düşünüyorum. Cengiz Ünder transferinin ben hala arkasında dura dura yanlış olduğunu söylüyorum. İş işten geçti artık. Yani. Emre Mor olur abi, 15 milyon. Değil mi? Bitti. Emre Mor. Emre Mor'a da teklifler var. Ya o da uzun süredir oynamıyor. Şöyle, şimdi bir takımda küskünler sayısı ne kadar artarsa o kadar zor günler sizi bekler sevgili Yaz. Küskün sayısı var, birkaç tane var küskün. Crespo küskün gibi ya. Crespo, evet, o hala şu an, var. Şu an barışta. Bence var hala. Olabilecek bir teklifte ilk gönderecek isimler arasında yer alan bir Crespo. Crespo'nun dün menajeri neredeymiş biliyor musun? Sporting'in kulüp binasında. Haber geldi. Geziyor o da. Bak ben bilmeden söylüyorum mesela. Geziyor. Olması için geziyor değil mi? Gidiyor. Evet. Şeye gitti. Olympiakos'a gitti. İşte bir de bu şekilde hareket edip oyuncuların kafasını karıştırıp takım içindeki huzursuzluk yaratan insanlar var. Hani tipler var demeyeceğim ama var, çünkü bu tipler var. Bir de böyle insanlar var yani. Normal. Yani sonuçta oradaki oyuncunun temsilcisinin işi oyuncuyu çok fazla hareket ettirmek. Her hareketle para kazanıyor çünkü. Kesinlikle. O da kendi işini orada. Her hamle yeni bir. Aslında baktığın zaman gazeteciler, menajerler ve kulüpler taban tabana hepimiz zıt iş yapıyoruz. Hepimiz birbirinin aleyhinde. Mesela sen haber çıkarıyorsun, kulübün işini bozuyorsun, menajer zan altında kalıyor. Menajerle ilgili bir şey yapıyorsun, kulüp zan altında kalıyor. Oyuncu zarar görüyor falan. Aslında var ya, bu kadar yakın organizmalar, bu kadar yakın iş grupları ama gelinen noktada hepimiz birbirimizi zıttı işler yapıyoruz. Ama hepimizin de birbirine ihtiyacı var. Şüphesiz ama yani bana yıllar önce bir yönetici söylemişti. Çok güzel yapıyorsun işini. Senin görevin bu haberleri yapmak. Benim görevim de senin haberleri yapmana engel olmak. Engel olmak. Ama şey ama olarak bir yerde de ortak noktada buluşmak. Tabii. Hukuksuz anlamda engel olmaktan bahsetmiyorum yani. Haberi sızılmasına engel engellemek. Olmak. Bahsettiğimiz bu aslında. Ben inanmıyorum ki hiçbir futbol kulübünde böyle sadece bunu 5 kişi biliyordu, sadece bunu 3 kişi biliyordu. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Bak buradan sayın yöneticilerimize, evet, sportif direktörlerimize. Ya bunu sadece burada 9 kişi duymuştuk. Bunu burada 18 kişi biliyordu falan. Ya bu işin kulüp tarafı. Bir karşı tarafta istediğin oyuncunun yok mu çevresi? Bir kere futbolcular çok konuşur. Tabii. Susmaz ki. Bir de bilerek yaparlar bazı şeyleri. Söylentileri çıkartır. Onlar çıkarttı. Tehlikeli dediğimiz maalesef, tipler. Maalesef. Onlardan Allah uzak. Kurunuş'la ilgili bir gelişme var mı? Vallahi şu an olumlu olumsuz dersen sanki 51'e 49 gelme ihtimali varken şu an 51'e 49 gelmeme ihtimali. Gelmeme ihtimaline döndü. Çünkü Milan yani ne yapacak bilmiyorum. Kurunuş de oyuna geçen biliyorsun oyuna girmedi yine. Hı hı. Profilinden Milan oyuncusunu sildi. Yani koptu artık bağ. Ya Lyon ya Fenerbahçe olacak şu anki durumda. Muhtemelen arada 1-1,5-2 milyon euroluk bir oynayan karşılıklı ödemelerde Fenerbahçe'nin 3 milyon 6 istiyorlar. Milan'ın da 5'e kadar düşebileceğini ama yine aynı bir ortak noktada buluşamadıklarını, dediğin çok doğru. %51 hatta daha da fazla yükselebilir o oran.
Fenerbahçe alternatiflere bakmaya başladı. Ben sana bunu söyleyeyim. İsimler netleştikçe tabii programda seve seve duyururuz. Ama 2 sene, yani 2 sene olmadı da gerçi 1 senedir falan yaklaşık Fenerbahçe Kurunç'la anlaşıyor, Milan'la anlaşamıyor. Fener Kurunç'la anlaşıyor, Milan'la oyuncuyla anlaşamıyor. Oyuncuyla bir sıkıntı yok. Oyuncu zaten gel. Evet, oyuncunun takımıyla ilgili bir sorun. Ceko Baba var burada şu an. Kesinlikle. Yani niye böyle diyorum? Bosna için şey gibi. Hani böyle çok Saviç'te de mesela devrede. Şimdi baktığınız zaman Ceko 37 yaşında ki transferi zamanda yani tartışılması zor olan isimlerden biri. CV'sine baktığın zaman, oynadığı takımlara baktığın zaman ki sezon başında birkaç öncesinde ülkemizde oynanan finalde baktığın zaman ama bu tarz oyuncuların işte bu tarz kulüplerde sahiplenici rol oynaması transferinden çok daha önemli bence sevgili Yaz. Ama işte sahiplenici rol oynuyor da bu karaktere göre oyuncu transfer etmek de önemli işler. Bak Fenerbahçe son yıllarda karakter koyacak oyuncu transfer edemiyordu. İyi oyuncular alıyordu. Evet. Ama Tadiç alamıyordu. Ceko alamıyordu. Fred alamıyordu. Evet. Ya bu adamlar ne yapacağına evet sen taktik verebilirsin. Evet soyunma odasında konuşabilirsin. Evet istediklerini yapmadığında soyunma odasında bu oyuncularla tartışma da yaşayabilirsin. Ama bu oyunculara gözünle bile ne yapmak istediğini, ne yaptırtmak istediğini anlatabilirsin. Bu oyunculara öyle sen burada dur, burada dur işte ön alanda bas, sağ kanatta oyna falan diyemezsin. Bu oyuncular zaten her şeyi bilen oyuncular. O nerede duracağını da, nerede oynayacağını, nerede konuşması gerektiğini de iyi bilen oyuncular. %100. Diyelim Beşiktaş'la ilgili hocanın artık yavaş yavaş... Henüz imza atılmadı. Ben imzaya kadar bir şey deme taraftar değilim. Çünkü ben son dönemlerde bu kadar sirkülasyonun olduğu bir haber trafiği görmedim. 25 tane falan hoca yazıldı, geldi gitti. Van Bronckhorst'la ilgili Nakbreda dün aslında açıklama yapmıştı yardımcı antrenörle ilgili vermeyeceğiz diye. Ama o çıkış maddesini ödedikten sonra da bitirmek üzere Beşiktaş o işi de. Heyetiyle gelmesi çok önemli. Nakbreda'daki Van Gastel'di galiba. İsmini şu an tam şey yapamadım, hafızamda değil. Van Gastel mesela Van Bronckhorst'un her şeyi. Eğer Van Bronckhorst geldiğinde Van Gastel gelmeseydi soru işaretiyle bakabilirdim o sürece. Çünkü bu geçmiş dönemlerde yaşandı. 12 kişilik ekibi vardı. Mesela Erol Hoca'nın ekibiyle gelemedi. Ekiple gelmek çok önemli. Tabii. Bazı antrenörler de ekip antrenör yapıyor. Mesela hani diyoruz ya bir hoca geldiğinde keşke yanına da Türk bir ya çok dünyanın gereksiz işi biliyorsun değil mi o? Niye mesela? Yani şey gibi ameliyata giren doktora başka bir hastaneden bir... O niye biliyor musun? Yöneticilere sözcü lazım. Başkanlara temas lazım. İçeride neler olduğunu anlatan birileri lazım. Temas lazım. Kimse yani bizi şey yapmasın abi. Sonuçta sen de ben de geçen pazartesi başlamadık bu işe. Yani. Hani orada öyle Türk oyunculara abilik yapsın, yanlarında dursun değil. Onlar başka her şeyler. Her şeyden haberimiz olsun. Bir gün böyle uzun uzuna aslında yönetim takım, hoca yönetim, yönetim futbolcu, futbolcu hoca arasındaki ilişkileri de konuşmak isterim ki canlı tanık olduğum, birebir yaşadığım yaklaşık 99'dan beri içinde faal çalışarak bu gözlerin neler gördüğünü de söyleyebilirim sana. Bu anlamda bunları da konuşmak lazım aslında Türk futbolu için. Yani konuşmak lazım da bir yere varamayacağız ki. Ha varamayacağız ama bilgi amaçlı paylaşmak lazım. Ama sen susarsan ben susarsam... Tabii canım susmak olmaz yok. Olmaz yani ama... Susmak yok. Yani bu bir gelişime, bu bir evrilmeye yol açmıyor. Keşke açsa. Sen neler gördün, ben neler gördüm. Benden sonraki tabii kardeşlerimiz, herkes, arkadaşlarımız evet, neler görecek. Hani bu süreci çözemezsin ya bu ülke. Çok kolay değil abi. Çözemiyoruz da. Futbolunda çok kolay değil. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Sevgili Yaz, bugün de programımızın sonuna geldik. Vallahi su gibi aktı. Ben de anlamadım bu bir saatin. Eline, ağzına, yüreğine sağlık abi. Sana sağlık. Geçmiş olsun. Tekrardan hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Hala sekiyorsun. Dikkat et ama. Biraz evet yüklendim ama galiba evet biraz daha şey yapmam gerekiyor. Ya evet. Ben dayanamıyorum. Ya, ya sevgili ben... Radyo Spor dinleyicileri, bugün dedim ki yani sevgili Yağız dedim, niye geldin bugün? Bugün de telefon bağlantısı yapsaydık, evde dinlenme fırsatım varken niye yakalamadın? Abi dedi ben dayanamıyorum dedi. Orada olmam lazım dedi. Sıkılıyorum. Yani alışkanlık ya bu. Hani nasıl
Eski asker emeklileri de böyle 5'te 6'da kalkar ya. Ben de öyle yani. Evde duramıyorum. Sevgili Yaz, seni çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten seni tanımaktan da mutluyum. Ben de abi çok. Çıktığın yolda benim adıma üstüme ne düşüyorsa her zaman yanındayım ama hiçbir zaman o yoldan vazgeçme. Çok başarılısın. Çok teşekkür ederim abi. Çok. Evet, sevgili Yaz'a da teşekkür ediyorum. Bugün de şifrenin sonuna geldik. Pazartesi tekrardan karşınızda olmak dileğiyle. Pazartesiden itibaren başlayan programlarda karşınızda olmak dileğiyle. Çünkü salı günü şifre kaldığı yerden devam edecek. Salı günü şifrede görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yağız Sabuncuoğlu ve Yılmaz Dirim'le şifre sona erdi.